Ya ben AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a dedim ki seni yakanı bırakmayacağım. Ankara'nın il başkanı seni yakanı bırakmayacağım. Yani ben aslında siyasi bir eleştiri yaptım. Ses nereden geldi biliyor musunuz? Hakan Han Özcan'dan değil. FETÖ'nün finosu var bir tane. Cevheri Güven. Almanya'da kaçak yaşıyor. Enteresandır. Hakan Han Özcan'a söylediklerime bu cevap vermiş. Havlamış bana. Ben sana hoş demedim ki sen havlıyorsun ya. Bunun havlamasının nedeni ne biliyor musunuz? Süleyman Işık bunun anasını belledi. Bunun Baykal'a kurduğu kumpası Süleyman Özışık ortaya çıkardı. Bunun havlamasının sebebi bu. Şimdi ben aslında çok şey söylerim de zaten yıllardır yurt dışında herkese havlayıp duruyor. Bana havlamış çok. Ya ben AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'a dedim ki seni yakanı bırakmayacağım. Ankara'nın il başkanı seni yakanı bırakmayacağım. Ankara'nın il başkanı Hakan Han Özcan. Çünkü il başkanı olduğu Ankara'da Mansur Yavaş Turgut Altınok'a %30 fark atmıştı. Yani ben aslında siyasi bir eleştiri yaptım. Dedim ki sen şimdi neyin cakasını satıyorsun? Altında çakarlı araç. Nerelere yetiştiriyorsun? Ne hizmet ediyorsun da bu kadar sükse yapıyorsun? Dedim. Dedim de ses nereden geldi biliyor musunuz? Hakan Han Özcan'dan değil. Tahmin edin bakayım. Asla tahmin etmeyeceğiniz birinden. FETÖ'nün finosu var bir tane. Cevheri Güven. Almanya'da kaçak yaşıyor. Şimdi ben bu adamla ilgili bir laf etmedim. Ben bu adamın adını anmadım. Enteresandır. Hakan Han Özcan'a söylediklerime bu cevap vermiş. Havlamış bana. Söyleyene bak. Senin polis koruman ve aracın vardı. Sedat Peker videolarına kadar. Başka? Sedat Peker videolarına kadar. Diyor ki muhtemelen AK Parti'den seçim sürecinde yaptığı reklamların parasını alamıyor diye Hadi Özışık böyle konuşuyor. Yalancının anası Manukyan olsun mu? Yalancının ulan şerefsiz. Ben en az 10 tane videodan AK Parti genel merkezinden 2 dönemdir. Yani 10 yıldır reklam alamadığımızı söyledim. Burada çuvalladım bir. İkincisi benim aracım da vardı, korumam da vardı. Evet doğru. Benim hayati tehlikem vardı. Ha şunu söyleyenler var. Efendim Süleyman Soylu Hadi Özışık'a torpil yaptı. O da yalan. Devlet bana koruma verdi. Yani ben tehditler aldım. Devlet bana Süleyman Soylu daha Çalışma Bakanıyken koruma verdi. Üçüncüsü ben sana hoş demedim ki sen havlıyorsun ya. Ben burada Hakan Han Özcan'la ilgili bir yorum yaptım. Sen niye havladın mesela? Onu gerçekten merak ediyorum. Şimdi bunun havladığı birçok kişi var da bunun havlamasının nedeni ne biliyor musunuz? Size bir sır vereyim. Süleyman Özışık bunun anasını belledi. Bunun Baykal'a kurduğu kumpası Süleyman Özışık ortaya çıkardı. Bunun havlamasının sebebi bu. Şimdi FETÖ'nün bu köpeğine ben başka bir şey söylemeyeyim arkadaşlar. Bu Türkiye'den bazılarının da arkadaşı oluyor. Şimdi ben aslında çok şey söylerim de değmez ya. Zaten yıllardır yurt dışında herkese havlayıp duruyor. Bana havlamış çok. Hoş, hoş. Hadi bana eyvallah.